Gül desem gocunur musun her gördüğüm çiçeğe? Her dikeni gül saysam böyle kıraçlar varmış. Dinledim. Gül diye adlandırılmış her rengi ve gül kokarmış ortalık. Sonra sevdanın ulaşmadığı kuytularda kara sevda olmuş her tanışıklık. Ah dilini anlamadığım kalabalık. Suçludur erken açan ve erken geçen çiçek. Rüzgara sinen koku, yaban diye atlanır utangaçlık. Hırsızlık yasak ama yağma helal. Kirletilmiş düşler, parçalanmış yürek. Gülün morardığında menekşe sayıldığı, gülün tanınmadığı gerçek. Ah sesime sağır yalnızlık. Güzle ballanacak dikenleri tanı. Dil buran meyvelerden sakın. Avuludur terle, kanla sulanmayan ürün. El değmemiş bahçe, görülmemiş düş, hayretmez. Ey adım, uydurduğum koşu, yorulmaz aşk, yetinmez aşkınlık. Evet, sevgili Cem TV izleyenleri, tekrar yeni bir programımızda, Kitapsız Dönmesin Dünya adlı programımızda bu hafta Zeynur Sezer'i yad ederek güzel bir şiiriyle, Kirlenmiş Kağıtlar adlı şiiriyle selamladık sizleri. Ve şimdi bu hafta yine sevgili Murat Bulut ve Türk Edebiyatı'nın çok güçlü öykücülerinden Adnan Özyalçıner konuğumuz. Evet. Evet, sağ ol Mustafa. Güzel bir açılış oldu yine. Şiirle başladı. Her hafta şiirle açıyor Mustafa. Güzel bir gelenek geldi. Senur Sezer'in şiiriyle açtınız. Benim eşimdi Senur Sezer. Evet. Senur Sezer 1964'te Gecekondu kitabıyla, yani evet, Gecekondu şiiriyle şiire başladı. Ve sanıyorum ki edebiyatımızda ya da şiirimizde ilk kez Gecekondu Senur'un kitabıyla girdi. Gecekondu temalı. Tabii Gecekondu şeyi ilk kez Senur'un kitabıyla girdi sanıyorum. Çünkü Gecekondu 1974'te ya da 70'lerde Muzaffer Üzgü Gecekondu diye bir roman yayınladı ondan sonra. Evet. 64. O dönemler toplumcu edebiyatın biraz daha yoğun olduğu bir dönem. Ve Senur Sezer'in o şiirindeki, Gecekondu şiirindeki bir tek mısra söylesem ne anlattığı anlaşılır. Tez büyür çocuklar tek odalarda diyordu. Evet. Bu şeyle şiire girdi ve Mustafa'nın okuduğu şiire güzelliğine kadar ulaştı tabii. Böyle bir güzel şiirle ve güzel bir başlangıçla girdi edebiyata Senur Sezer. Evet. İyi ki gelmiş dediğimiz. Bu şiirle de iade edebiyat insanlarından şair. Şimdi aslında onu da konuşacağız. Bizim klasik artık yani konuğumuzun daha çok hayat hikayesini kısa sizin anlatımınızla belki o Senur Sezer'le tanışmanız, evlenmeniz. Tabii. Onu da isterseniz konuşalım. Konuşalım. Yazarlık serüvenini konuşalım. Tabii. Ama siz kısaca böyle yani sizi yazmaya nasıl başladınız iten öyle belirgin olan şeyleri? Ben 1934 yılında İstanbul'un kenar semtlerinden biri olan Karagümrük'te doğdum. Karagümrük'te büyüdüm. Çocukluğum Karagümrük'te geçti. Gençliğim Karagümrük'te geçti. Yani Suriçi İstanbul'u benim mekanım oldu. Benim İstanbul'um surlarımdan başlar diyorsunuz. Efendim? Evet. Surlardan başlar. Evet, yani surların çok sizi o şey dünyası, düşün dünyasında önemli yeri var. Sirkeci Garı'yla da biter. Sirkeci Garı'yla biter. Oradan nasıl? Eminönü'yle biter yani. Anadolu aşağıya geçmiyor. Evet. Geçmez oraya kadar sınırda. Suriçi. Evet. Suriçi benim mekanım o. Zaten geçen böyle yıl TÜYAP'ta benim
şeyimdi, konuk 2019'da yazardım, yazarıydım. Onur yazarı. Onur yazarıydım. Bir kitap yayınlandı, benim hakkımda bir kitap. O kitabın adını ben koydum tabii. Kitabın adı Mahallem İstanbul'du. Mahallem İstanbul. Mahallem İstanbul. Harika. Evet. Yani şimdi aslında... Yani benim mahallem. İstanbul mahallem benim. Evet. Yani bu yani, İstanbul tutkunuz zaten yani, bütün öykülerde. Yalnız Karagümrük'te doğdum ama yalnız Karagümrük değil. Bütün İstanbul benim mahallem. Şimdi yani de, Sirkeci Garı'ndan sonrası da... sonrası de, tabii. Tabii bütün İstanbul şey mahallem. Onun için İstanbul'un yok olan yanlarını da Yok Olan İstanbul kitabında, evet, yani evet, yok edilmek istenen yanlarını daha doğrusu. Aslında İstanbul'un yok edilmek istenen yanlarını da İstanbul'da bu kitapta yazdım. Evet. Bu kitabın birinci baskısı çok daha önceleri çıkmıştı. Ama bu ikinci baskıda yeni ilaveler koyarak yaptım. Genişletilmiş. Genişletilmiş ilaveler koyarak yaptım. Ve İstanbul'un yok olan, yok edilen, yok edilmeye çalışılan... Kısmen de başarılı oldu mu hocam? Valla sanıyorum. Çünkü İstanbul hepimizin korumamız gereken bir yer. Evet. Yani ben öyküye nasıl başladım? Ben Karagümrük'te doğdum ama ortaokulu Eyüp'te halamın yanında okudum. Eyüp Ortaokulu'nda okudum. Eyüp Ortaokulu'nda okurken Eyüp Camisi falan hep mekanımızdı. Eyüp Ortaokulu da camiye yakındı. Yani bütün mekanımız o Eyüp Çarşısı'ydı. O zaman oyuncakçılar vardı, halka fırınları vardı. Güzeldi Eyüp o zamanlar. Şimdiki gibi o değil tabii. Eski güzeldi şey tabii. Güvercinler vardı. Ondan sonra şeyler, ne güzel... Ne güzel serviler vardı. Mezarlığı düşünmezseniz yalnız serviler. Güzel bir ortamı vardı. Hangi yıllar demiştiniz? 1900 kaç oluyor? 40'lı yılların sonu. Evet. 40'lı yılların sonu. Çünkü 1950 yılında ben İstanbul Erkek Lisesi'ne başladım. Evet. 40'lı yılların sonu olmalı. Orada ben işte o Eyüp'ün o manzarası, Eyüp'ün bana verdiği şeyle halamın evinde bir çatı katında oturuyorduk. Alt katı kiraya veriliyordu. Güzel de bir bahçesi vardı. Güzel bir yerdi aslında Eyüp'te halamın evi. Orada çatı katında elektrik yok. Lamba ışığında, gaz lambası ışığında ben ilk öykümü yazdım. Neyi yazdım biliyor musunuz? Anadolu'dan gelmiş bir Anadolu çocuğunun Eyüp Camisi'nin dilencileri tarafından dilenciliğe alıştırılışını yazdım. Saf ya Anadolu. Tabii, saf Anadolu çocuğu oraya geliyor yalnız başına, tek başına. Orada dilenciler bunu alıyorlar ve onu da dilenci haline getiriyorlar, dilenciliğe alıştırıyorlar. İlk öykü bu. İlk öykü bu. Yayınlanmadı tabii, o müsvedde olarak kaldı. Ama nereden bu öyküye geçtim? Ömer Seyfettin etkiledi beni okul kitaplarında. Okul kitaplarında o zaman Kaşağı, Ank, Kaşağı, hepimizin bildiği öyküler. Çok beğeniyordum ben o öyküleri. Ondan sonra o öyküleri okuduktan sonra bu öyküyü kaleme aldım. Biraz Ömer Seyfettin etkisiyle. Evet. Hocam şimdi kısa bir ara verelim. Sanırım sizin mikrofonda biraz sorun var. Onu arada halledelim. Kısa bir ara yine hocamız devam edecek. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim hocam. Ömer Seyfettin beni o kadar etkiledi ki. Evet, etkilemiş ki. Sonuçta ben liseye İstanbul Erkek Lisesi'nde başladım. Eyüp o zaman semt olarak İstanbul Erkek Lisesi'ne bağlıydı. Semt şeyi vardı o zamanlar. Şimdiki gibi yani semtlerden okul seçiliyordu. İstanbul Erkek Lisesi devlet lisesiydi tabii o zaman. Kolej falan değildi. İstanbul Erkek Lisesi'ne ben vapurla şeye geçiyorum. Eminönü'nden Babali yokuşunu tırmanıyorum.
Liseye öyle gidiyorum. İlk defa kitaplarla karşılaşıyorum, kitapçılarla karşılaşıyorum. Gittiğiniz yol çok güzel. Bu harika bir yol. Özlediğim de bir şey. Çeşitli kitaplar var. Bu Ömer Seyfettin'in kitabı var mıdır acaba diye düşündüm. Gideyim bir bakayım dedim. Hiç unutmuyorum, Hilmi Kitabevi'ne uğradım. Dedim ki Ömer Seyfettin'in bir hikaye kitabını istiyorum ben dedim. Oradaki Hilmi Kitabevi'ndeki tezgahtar ya da belki Hilmi Kitabevi'nin sahibi, bilmiyorum kim olduğunu şimdi şu anda hatırlamıyorum. Dedi ki var ama dedi, tek değil dedi. Nasıl tek değil dedim. 10 cilt dedi. Ben şaşırdım tabii. O kadar para 10 cilde nereden para mı gidecek? Peki ben öğrendim işte ne kadardır şu. Sonra ben harçlıklarımı biriktirerek gidip Ömer Seyfettin'in o 10 ciltlik bütün öykülerini, külliyatını satın aldım. Çok güzel. O evet, böyle ve o lisenin ilk yıllarında Ömer Seyfettin'i kaşa ve anttan sonra evet, öteki öyküleri de öğrenmiş oldum. Külliyatı, peki, öykücülüğün evet, aslında bir tabii, ayak izleri. Yani, başlangıcı yani. Başlangıcı diyorsunuz, kesinlikle anlıyorum. Bir de dönemin hikayecileri arasında Ömer Seyfettin'in çok ayrı bir yeri var. Yani modern öykücülüğümüzün kurucusu sayılıyor. Evet, neden sayılıyor? Yalnız öykülerinin yalınlığıyla değil, dilinin yalınlığıyla bence. Ömer Seyfettin diliyle ilk önce, yani basit, halk diliyle, konuşma evet, diliyle, anlaşılır dille yazan evet, biri ve olduğu sürüklü, için evet, evet. O yüzden bence öykücülüğümüzün temel taşlarından biri oluyor. Ve herhalde yani başkalarının da, başka insanları da Ömer Seyfettin'in öykücülüğü çekiyor, etkiliyor bence. Tabii bunda şey etkisi çok fazla değil mi Adnan abi? Yani 1911'de Selanik'te o tabii, hareket, tabii, o tabii, genç tabii, kalemler tabii, dergisi. Yeni genç kalemler dergisi, yeni lisan hareketi. Ziya Gökalp'le birlikte toplumcu yaptıkları. Tabii yeni lisan sonra hareketi. Çok önemli. Meşrutiyet sonrası özgürlük olayı. Bütün bu özgürlüğün içinde lisanın da, yani dilin de özgürlüğünü kazanması. Türkçe özgürlüğü öyle kazanıyor aslında. Bence Ömer Seyfettin'le bu doruğuna ulaşıyor. Evet. Ve yeni lisan hareketiyle zaten bu başlangıç olarak giriyor. Evet. Evet. Peki. Yani böyle bir başlangıç. Ama o sırada tabii Ömer Seyfettin'in dışında oradan geçerken Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halide Edip, o güzel Türkçeyi her şey, ne kadar kitap gördüysem alıyorum, okuyorum. Böyle öyle başlıyor. Öyle yani, başlıyor. Peki Adnan Hocam, benim merak ettiğim sorulardan bir tanesi şu olacak. Tabii bu eğitim sürecinden sonra lise yıllarında galiba ilk öykünüz yayımlanıyor. Lise yıllarında da 53'te işte lise yıllarında. Sonra peyderpey üniversite hayatınızla da, birlikte tabii, bir şeyler değişiyor. Evet. Fakat en güzel hareketlerden bir tanesi geçtiğimiz zamanda bölümlerimizde Hilmi Yavuz'u da konuk ettik. Türkçe'nin evet, çok evet, önemli bir ismi. Sizin de kulaklarınızı çınlattık. A Dergisi evet, Kadro Hareketi. Evet. Evet. Şimdi A Dergisi olayı şöyle. 55 yılında Konur Ertop, ben, Kemal Özer, benim okul arkadaşlarım. Bu arada öteki okul arkadaşlarımın arasında Cengiz Bektaş da var. Okul arkadaşlarım arasında Önay Sözer var. O zaman yani Ergin Günçe var. Yani bizim İstanbul Lisesi'nin şeyi de, kadrosu da çok sağlam. Bu sağlam bir kadro, sağlam bir öyle kadro, bir kadro. Evet. Biz üçümüz Türkolojiye yazıldık. Kemal Özer, ben, Konur Ertop. Türkolojiye yazıldık. Türkolojiden çıkınca Beyazıt'taki şey kahvesine geliyorduk.
Çınaraltı kahvesine geliyorduk. Caminin arkasında bir kahveye geliyorduk. Meşhur, herkes orada. Hocalar falan da geliyor orada. Hatta Abdülbaki Gölpınarlı falan oranın devamcısı. Evet. Sahaflar hemen yanı başında. Sahaflarda bir sürü kitap. Orada otururken bu sırada şeyde adlarını biz şeyden bildiğimiz, dergilerden bildiğimiz, öykülerinden, şiirlerinden bildiğimiz Hilmi Yavuz, Doğan Hızlan, ondan sonra Demir Özlü, bunlar da hukuk fakültesinde okuyorlar. Bir de Yılmaz Güney var. Yılmaz Güney de iktisat fakültesinde. Biz o zaman dergilerden adlarını biliyoruz. O kahvede bir araya geldik. Hilmi Yavuz var hukuk fakültesinden gene. Ve bir kadro oluştu orada. Yıl 55. 56 yılında Demokrat Parti'nin hem üniversite hareketleri başlamıştı. Üniversitede bir takım hareketler başlamıştı Demokrat Parti iktidarının baskılarına karşı. Hem de Demokrat Parti özgürlükleri kısıtlama şeylerine falan girmişti 56 yılından başlayarak. Böyle olunca biz kendi aramızda dedik ki ya bu iktidarın baskısı bir yandan. Öte yandan edebiyatta da bir yenilenme, bir soğuk genişleme, bir kültürel hareket gerekli. Evet, yeni bir... Yani yürüyüşler yapılarak bir takım karşı çıkışlar olabilir. Ama biz sanatsal olarak karşı çıkalım. Evet, kültürel olarak, düşünsel olarak karşı çıkalım. Nasıl yapılır bu? Hem iktidarın baskılarına karşı çıkalım, hem edebiyatın basma kalıplığına, yüzeyselliğine, yani daha derin bir edebiyat, daha kapsamlı bir edebiyatın ortaya konması için bir şey hareketi yapalım. Çıkış hareketi yapalım. Nasıl yapılır? Dergi çıkaralım dediler. Ne yapacağız? Araştırdık. O sırada böyle bir gazete sayfası büyüklüğünde bir dergi 100 liraya mal oluyor. Ne yapacağız? Herkes her ay açlığından 10'ar lira verecek dediler. İyi dedik, 10'ar lira toplarız, biz 100 liraya dergi çıkarırız. Böylece kadro oluştu. O zaman isim ne bulalım diye meydana geldi. İsim olarak düşündük, taşındık. O sırada 13 dergisi çıkıyor. Sayı var yani. 23 diye dergi çıkaramayız. Renk, mavi diye bir dergi var. Kırmızı diye bir dergi çıkaramayız. Daha orijinal bir şey bulalım dediler. Oturduk bir gün konuşuyoruz, orijinal bir şey bulurken. Herkes düşünüyor, bir şey söyleyecek. Ben kendi içimde dedim ki ya benim adım Adnan. Başında ne harfi var? A harfi. Harflerden gideyim. Biraz şey değildi. Herkes bir şey söyledi. Bir şeyler söyledi. Ben dedim ki benim bir önerim var. A olsun adı dedim. Herkes dedi ki ooo ne güzel. Alfabenin ilk harfi. İlk adım. Zaten ve böylece biz ilk adıma başladık. A dergisi. Akılda da kaldı. A dergisi. 27 Mayıs'a kadar 27 Mayıs 1960'a kadar çıktı. 27 Mayıs 1960'ta biz Özgürlükler geldi dedik ve Özgürlük özel sayısı çıkardık. A dergisini o sırada 10 bin bastık. Muazzam bir rakam. 10 bin bastık ve üniversiteye dağıttık. Bedava dağıtıldı üniversitelere. 27 Mayıs başında da Fazıl Üstün'ün Özgürlükler üstüne bir şiirini koyduk. Meşhur şiir. Böyle bir şey oldu. Evet, bir başlangıç, evet, bir akım gibi. Oldu. Evet, 1950'lerin öykü. Kültürel bir karşı koyuş. Evet. Bizim bu kültürel karşı koyuşumuz devam etti sonra. Sonra devam etti. Nasıl devam etti? Öykücülük yıllardır uzun. O öykücülüğün dışında yani dergicilik açısından devam etti. Tabii 1960 sonrası şeyler de birçok sorun açığa çıktı. Evet. Birçok şey, o bütün baskıların, şeylerin getirdiği, 1961 anayasasının getirdiği özgürlükler falan içinde, Nazım Hikmetler yayınlandı, şeyler,
Biz çünkü Nazım Hikmet'i yasak olarak hiçbir zaman ancak pelür kağıtlarından falan okuduk Nazım Hikmet'i. Ya da gazete kağıtlarından sarılmış bir şekilde. Tabii yok, tabii öyle. Sabahattin Ali'yi böyle şeyle okuyorduk. Yani sahaflardan bulabildiklerimizle okuyorduk. Yani biz ne Sabahattin Ali okuyabildik 60 evet. öncesinde ne Nazım Hikmet okuyabildik. Ama 60'tan sonraki o kültürel oluşum, kültürel açılım büyük bir şey oldu. Ne yazık ki uzun sürmedi tabii. Evet. Kaç yeni bir darbeye aradan, kadar. Yani. Aradan 1971 muhtırası evet. çıktı geldi. 1971 muhtırasından bir üstünden 5-6 ay geçince arkadaşlar birbirlerine telefon ettiler. Birbirlerinden habersiz. Toplanalım mı diye. Görev yine. Ve Hilmi Yavuz Kemal Özer'e, Kemal Özer bana, Konur Ertop Doğan'a, Doğan bilmem Demir Özlü'ye. Ve biz Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldik. Ferit Öngören de var aramızda o sırada. İsimler ne olacak? Ne yapalım? Ne yapalım dediler. Hemen evet. ilk laf ne yapalım? Tabii ki dergi çıkaralım. Ne yapacağız? Kültürel karşı koymak. Kültür güzel bir yolu. Kültürel. Ne yaparsak evet. kültürel yapacağız. Peki güzel. Adı ne olacak? Tabii ki Yeni Ağ olacak adı dediler. O sırada arkadaşlardan biri dedi ki yahu Yeni Ağ olacak ama sıkı yönetimde çıkarıyoruz bu dergiyi. Bir şey olursa, şey edilirse, kapanırsa sonra ne yapacağız? Ferit Öngören mizahçı aynı zamanda Ferit. Oradan Ferit dedi ki yine Ağ diye çıkarırız dedi. Ağ'dan devam. Yine Ağ diye evet. çıkarırız dedi. Böylece biz o dergiyi 1972'den 1974'e kadar aralıksız. Ve şey bir dergi olarak çok etkili o dönemde. Etkili bir dergi olarak çıkardık. Evet. O sırada 5000 bastık arkadaşlar biz dergiyi. 5000 bastık ve cebimizden para şey ederek değil dergi kendini kurtardı. 5000'de sattı. Çok güzel. Evet. 5000 o dönemde çünkü insanlar satır arası okuyordu. Doğru. Hiçbir şey yok. Hiçbir yayın yok. Tamamen baskılar altında. Yazarlar hapislerde. Erdal Öz uçak kaçırmadan içeri alınmış. Evet. Hep böyle şeyler bindiriliyor tabii yazarların üstüne. Bugün olduğu gibi. Yazısından dolayı değil, örgütlülüğünden dolayı hapse evet. alıyorlar. Uçak kaçırmadan hapse alınmış. Ama Erdal o sırada öykülerini dışarı çıkarıyor. Biz dergide Erdal'ın öykülerini basıyoruz. Yani bir şey gibi nefes alınacak. Tabii. Hiç ama unutmuyorum. Ama kopuşları oldu galiba değil mi Adnan Hocam? Yani ilk çıkış süreciyle sonraki oluşumlarda kopuşları oldu mu? Yani bir film o kadrolar... Yok kadroda yaz, bir değişiklik yaz, olmadı. Ya. Mesela Hilmi Yavuz bir ara İngiltere'ye gidip TRT'de hani bir BBC'de çalışmıştı. Ha tabii o ama yine bizim aramızdaydı Hilmi Yavuz evet. Yeni Ağ dergisinde. Evet. Bir de mesela Can Yücel o sırada hapiste. Can Yücel'in Sardunyalar şiirini biz ilk defa Yeni Ağ'da yayınladık. Ağ dergisinin başına bir şey gelmedi ya, mi bunlardan? Evet Yeni Ağ'da yayınladık ama... Can'ın başına bir şey gelmesin diye Hasan Can diye yayınladık şiiri. Sonuçta o derginin yönetim kurulu evet, yani şey tabii. basılıyor künye sayfası. Tabii. Hasan o yazı işlerinden sorumlu kim? Son zaman Refik Durbaş'tı başta. Evet. Sonradan ben yazı işleri i̇şte müdürü oldum. Orada bir sorun olmadı. Ben yazı işleri müdürü olunca bir Sabah Ajansı adlı bir yazımdan dolayı hem yazı işleri müdürü olarak hem de yazar olarak 7,5 yılla 15 yıl arasında 141-142'den yargılandım. Ya, muhakkak bir şey gelecek. Yani tabii bu... gelecek. Ya, yargılandım sonuç... ama beraat ettim. Evet, sonuçta yani. Beraat ettim ama olay çok önemliydi. Olay çok önemliydi. Sabah Ajansı'nı şöyle yazmıştım ben. O sırada bir af yasası çıkarılmıştı. Af yasası sadece adi suçlular için çıkarılmıştı. Evet. Basın suçluları, düşünce suçluları bugünkü gibi içeride bırakılmıştı. Ben bunu eleştirdim. Eleştirirken şunu yazdım yalnız. O sırada Deniz Gezmişler idam edilmişti.
bu çocuklar, bir sürü de üniversiteli genç içerideydi. Bu çocuklar yarın öbür gün doktor, mühendis olacaklar. Ama siz bunların kimisini idam ediyorsunuz, kimisini hapislerde çürütüyorsunuz. Öbür taraftan hırsızları, arsızları dışarıda bırakıyorsunuz diye. Bu yüzden komünizmi, komünistleri övmekten komünizmi övme suçundan yargılandım ben. Bu düşüncelerinizden tabii dolayı. Yani böyle aslında ülkenin faydasına evet, olacak şeyleri evet, söylemek. Bunu söylediğim için. Evet. Komünistleri, o öldür şeyden idam evet, edilenler komünist. Evet. Deniz gezmişler. Ben komünistleri övüyorum. Dolayısıyla komünizmi övmüş oluyorum. Bağlantı güzel kuruluyor. Orada da düşünsel bir şey var. Karşı tarafta da var. Evet, durum bu. Derginin durumu evet, bu. Evet. Yani oradan oraya, yani 1923'ten başlayan Cumhuriyet evet, Dönemi evet, Türk evet, Edebiyatı'nın evet, günümüze kadar yansımalarında şüphesiz ki sizin çok büyük emeğiniz var. Şüphesiz ki sizin o dönem omuz omuza verdiğiniz yazarlarla çok büyük emeğiniz var. Bugün bizler birbirinden güzel hikayeler okuyabiliyorsak sizlerin evet, yazmış olduğu, yani şimdi bakıyorsun sevgili Murat evet, Adnan Hocam Orhan Kemal'le Haldun Taner'le çok canciğer. Yani Orhan Kemal'le çok canciğer. Yani öyle, bu isim öyle yani büyüdük. Yani biz genç yazarlar olarak hep o şimdi yazarlarla bir aradaydık. Evet. Bizim en güzel. Ama öyle bir şey anlattığınız bir ortam o kadar evet, da uygun. Evet, çok güzel bir ortam var. Mesela Behçet Necati Gil hep bizim yanımızdaydı. Ondan sonra Haldun Taner, Fazıl Üstü Dağlarca, Oktay Akbal. İsimler hep bir aradaydık. Güzel biz. Yani işte o. Bir aradaydık. Biz gençler olarak hep böyle. Şimdi biraz kaybettik. Orhan Kemal o zaman kayboldu. Yok neden, şimdi. Neden diyor, böyle oldu? Bilmiyorum neden şimdi oldu. Şimdi herkes birbirinin hatasını. Ya onu evet. O çok yani, ilginç bir şey. Orada ortaya bir şey koymaya var, çalışıyorsunuz. Ya işte bulmuşlar birbirlerini diyorlar. Ortaya bir şey koyuyorsunuz. Ya diyorlar bu olmasaymış şu olsaymış. Ya şey var çok ilginç bir şey var. Şu da vardı tabii. Kahveler vardı o zaman. Evet, yani evet, kahvelerde kahveler de bir araya aslında geliniyordu. Şey kahvesinde anlattım yani çınar altında anlattım. Evet, evet. Bir de bizim 1960'tan sonra Yenikapı'da bir kahvemiz vardı. Bütün üniversitelilerin, yazarların gelip gittiği bir kahveydi. Onların arasında mesela Yenikapı kahvesi, onu yazmış mı? Yazmışımdır var, herhalde. Evet, evet. Yenikapı kahvesinde kimler yoktu? Doğan Hızlan, Konur Ertop, ben, Sen Nur Sezer, Melisa Gürpınar, hep gelir giderdi. Evet. Eray Canberk, Egemen Berköz. Bu kahvedeydi. Bunun dışında Beyazıt'ta Küllük meşhur. O Küllük bizden evet, önce. Evet. Bizden önce Küllük. Bunun dışında mesela Yaman Tüzcet, ondan sonra Ali Poyrazoğlu, Müjdat Gezen, hep biz bir aradaydık. Ressamlar, Mehmet Güleryüz, evet, böyle ressamlar, yazarlar, heykeltıraşlar, müzisyenler, hocam, sinemacılar, hepsi bir, ama 1960'ın getirdiği o dönemin ruh halini. O ruh halinin içinde. Herkes devrim şeyinde. Hmm. Yeni bir şey getirme, özgürlükleri büyütme, özgürlükleri geliştirme. Evet. Özgürlükleri geliştirme, paylaşımcı bir düzene geçme evet, şeyi içinde. Ne oldu? Ya, ondan sonra 1971 ile onun ardından 1980. O heyecanları törpüledi mi? Tabii. Edebiyatın da canını okudu tabii. Hmm. Edebiyatın yani, ta da canını. O dönemden gelen o baskıları. Tabii edebiyatın da içe dönük bir edebiyat başladı 1980'den evet, sonra. İçe dönük bir edebiyat başladı. Evet. Dışa dönük edebiyatın yerini içe dönük sizin bir edebiyat aldı. Başladığınızda varoluşçuluk vardı tabii. Değil. Ama varoluşçuluk bizim başlangıçta bir şeydi. Yani Jean-Paul Sartre, Camus ve onların kitaplarıyla biz belli bir varoluşçu şeyi kavruyorduk ama yaşamın içine
yayılan bir varoluşçuluktu bizim varoluşçuluğumuz. Evet. Yani yaşamı daha iyi hale getirebilecek bir varoluşçuluktu. Yani çok felsefi anlamda değil, daha dışsal anlamda bir varoluşçuluk, yaygınlaştırma. Yani ama herkesin bireyin içinde yaşadığı o şeyi, bireyin topluma yaşadığını toplumsal bir birliktelik haline getirmek. Benlik duygusu. Tabii. Önce zaten toplumsal olunmadıkça birey olunamıyor. Evet. Yani birey olmak için, gerçek birey olmak için tabii lazım. Toplumun içinde olmak lazım. O sorumlulukları edinmek lazım. Adnan abi, peki bir şey soracağım. 1900 hemen sizden önce 1940'lı yıllarda yazan edebiyatın gerçekten ağır topları dediğimiz o yazarlar, hikayeciler. Şiirde çok fazla hani şiir biraz sanki o yıllarda biraz arka planda kalmış. Yok, ama garip yani, hareketi var. O onu önemli. Bir kenara koyuyorum. Asıl o yıllarda. Ama o yıllarda gene şeyler var. Şükran Kurdakul var, Akadir var. İşte oraya geliyorum. Ciddi anlamda yazarların yılları ve çok esaslı eserler ortaya koyuyorlar. Siz onlardan sonra gelen bir dönem olduğunuz için öyle söyleyeyim yani grup olduğu için sizden önceki dönemle sizin döneminizi ayıran en böyle karakteristik özellik neydi? Yani şu bak 1940 kuşağı yani Rıfat Ilgaz, Akadir, Şükran Kurdakul grubu o 1940 kuşağının toplumcu gerçekçi kuşağı bu tabii. Yani ve bütün hatlarıyla. Bütün hatlarıyla gerçekçi kuşak. Savaşa karşı, özgürlükten yana kuşak. Biz onları inkar ederek değil, onlara yeni boyutlar ekleyerek, onların gerçekçiliğine, onların özgürlük savaşçılığına yeni özgürlük savaşçılığı eklemekle ortaya çıktık aslında. Evet. Daha da büyütme açısından. Bütün özgürlükleri büyütme açısından. Özgürlüğü şey kılma, sabit kılma açısından ortaya çıktık. Yani gerçeği daha bir genişlemesine, derinlemesine algılamak, algılatmak ama için. Ama şimdi dünya görüşü, Marksist dünya görüşü sizin tabii. Bir de etken. Bunlar şey kutsaliyet, yani, o yaratım sürecini bir inanç tabii sonuçta yani bir ideoloji. Bütün mesele, tabii bir şey. Şu dünya... Onun çok etkisi var. Tabii dünya görüşümüz şu yani uygarlığı yaratan emekçiler. Evet. Ama uygarlığın yarattığı emekçilerin kendi elleriyle yarattıkları bütün o güzelliklerden, bütün o zenginliklerden faydalanamayan yine onlar. Bir adaletsizlik var sonuçta. Bir haklı sebep bölüşmede bir yanlışlık var. Evet. Ben şeyi yaratıyorum. Ellerimle yaratıyorum şeyi, medeniyeti yükseltiyorum. Evet. Ama o medeniyetin hiçbir nimetinden ben yararlanamıyorum. Burada bir aksi. Altı bir çizilen şey bir konu var. Var yani bir bilinç var. Benim bütün öykülerimde bu işte. Temel sorun bu. Ya işte bulduk, çok bir şey bulduk burada. Bu yani önemli temel bir şey, sorun. Altı çizilen bir temel düşünce, bir sorun ve ona cevaben temel yapılan şey. Belki günümüzün sorunu da bu değil mi? Yani bir kafa karışıklığı var. Günümüzün sorunu tam, gerçi o dünyadaki o adaletsizlikler hep devam etmiştir ama. Tabii. Şimdi aslında yani bireyin kendisini bulamadı, yabancılaşma sizin bahsettiğiniz konu. Yabancılaşma tabii. Daha da belirginleşti. Yani, zaman birey olamıyorsun, bireyselleşemiyorsun. Birey olamıyorsun yani. Birey değilsin ama ki. Ama o dönemde sizin birbirinize böyle şey yapmanız, benlik duygusuyla o bireysel, o sanatsal şeyinizi etkiliyor. Şu an tamamen insanlar bireysellikten uzak, yabancılaşmış. Bireyci. Şimdiki bireyci. 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 Tırnak içinde söyleyeyim. Bireyci diyebilir miyiz? Arasında fark nasıl? Var. Bencil diyebilir miyiz? Bencil tabii. Başka, ama sistemi yaratmak istediği şey de o. Hani eski laf vardır. Diğergam derler. Evet. Yani başkasına diğer yönelik değil. Evet.
Başkasına yönelik değil. Kendinden başkasına yönelik değil. İşte, halbuki kendinden başkasına yönelik olmak zorundasın. Toplumu eşitlemek için toplumda bir arada el ele kardeşçe yaşayabilmek için ne güzel işte o duygular barış içinde yaşayabilmek için onu yapman lazım. Diğerci olman lazım. Diğergam olman lazım. Şimdi Mustafa Fırat'ın programın başında söylediği herkes sabahleyin kalkıp birbirine nerede birisini eleştiri de değil de aslında bir çamur atalım. Çok. Kötü duygularla insan bakın, yani. Bir kısım hepsinin için ben bahsetmiyorum ama. Çok basit şeyden söyleyeyim. Bizim o A grubundan söyleyeyim. Bir sürü hikayeci, Ferit Edgül, Demir Özlü, ben, Onat Kutlar hepimiz hikayeciyiz. Birbirimizin hikayelerini şey etmemiz lazım değil mi? Yani o daha güzel yazmış, ben daha iyi. Hayır, hiç böyle bir şeyimiz yoktu. Biz birbirimizin hikayelerini desteklerdik. Ya işte. Yani birbirimizin işte, hikayelerini desteklerdik. Aynı masada. İşte. Ve Doğan Hızlan'ın yazdığı çok güzel bir yazı var. Diyor ki, evet, 50 kuşağı solistlerden oluşan bir koro diyor. Gerçekten çok güzel bir ifade. Evet. Solistlerden oluşan bir koro. Herkes solist. Gerçekten öyle. Herkes solist. Çünkü birbirini destekliyor şeyler var. Ama söyledikleri, bir arada söyledikleri koro. Çok güzel. Temelde birleşiyorlar. Anlatımda ayrışıyorlar. İşte yani, başarı belki de bu. Edebi başarı belki tabii, buradan. Yani, ama demin yani söylediğimiz şeyle ilgili bu. Evet. Uygarlığı paylaşmakla, eşit olarak paylaşmakla ilgili aynı şey. Bu öyküdeki temel şeyle uygarlıktaki temel çizgi aynı bence, hiç değişik değil. Şeyde sevgili Murat, bu arada zamanımız herhalde kısıtlı. Yani zamanımız galiba biraz daha var ama. Şimdi ben şunu söylemek çok da güzel istiyorum. Konular çok var güzel aslında. Şunu tabii söyleyeyim. Şimdi bu kitap gerçekten herkesin okuması gereken bir kitap. Sevgili izleyenler, lütfen bu kitaba bir temas edin. Bu yeni kitaba baskısı mutlaka dokunun. Genişletilmiş baskı ve İstanbul'un o muhtelif güzel yerlerinden bahsetmesi bakımından önemli. Bu arada biz biraz önce söylemeyi unuttuk. Adnan hocamızın yani durum öyküsünü yazan yazarlar arasında ayrı bir yeri var. Yani o Sait Faik süreciyle başlayan tabii. Ve son dönemde çok konuşulan bir konu var. Minimal öykü. Minimal öykü. Küçürek öykü. Fakat üstadım yanılıyorsam düzeltin beni. Siz ilk bunu 1968 Sur'la... 64. Evet. Sur'la zaten yazmadınız mı? Evet. İlk minimal öyküler, ben o zaman minimal öykü falan bilmiyorum. Tanımıyor. Fakat o sırada Kafka'nın bir tercümeleri, çevirileri çıkıyor dergilerde. Fakat kısa kısa öyküler. Ama öyküden çok bir takım durumları anlatıyor. Bir çelişkiyi, bir ilişkiyi, bir durumu anlatıyor yani. Durumu anlatan öyküler. Ben onları okuyunca çok sevdim onları. Çok da hoşuma gitti. Yani böyle öyküler de yazılabilir dedim. O zaman bir kitap sayfalık, yarım kitap sayfalık Sur'da ben kısa öyküler yazdım. Ve kısa öykülerle çıktı Sur. Hatta Sur, Panayır? Onu, Sur. Panayır'dan sonra. Evet. Panayır yok. Normal öyküler. Evet. Ama Sur'da kısa öyküler vardı. Ve sanıyorum ki ilk defa ben bugün artık minimal öykü, küçürek öykü, kısa öykü diye yazılan öyküleri ilk olarak ben o zaman yazdım. Hmm. Ama dediğim gibi Kafka'dan esinlenerek ben bunu yaptım. O öykülerle Sait Faik armağanını kazanmam da bir garip bir şey. Ben onlara öyküler bile diyemedim o sırada. Sur alıştırmalar diye çıktı. Yani öyküler diye çıkmadı. Alıştırmalar diye çıktı. O öyle bir şey. Ben şey demedim, bir öykü mü diyeyim buna diyemedim. Ya dedim ne olur. Hani bir form, şey vardır, egzersiz anlamında. Egzersiz anlamında alıştırma dedim. Peki bunlara. Jüri ne demiş? Jüri çok muazzam bir jüri olsa gerek. Jüri yani.
Refik Halit Karay ve Sabri Esat Siyavuş ki jüride Haldun Taner var. Haldun Taner beni savunuyor. Ama Refik Halit Karay ile Sabri Esat Siyavuş ki klasik hikayeden yana. Evet. Bir de klasik bir hikayeci var o sırada Mehmet Seyda. O da jüride. Mehmet Seyda'ya verelim diyorlar. Haldun Taner diyor ki hayır Adnan Özyalçın'a verelim. Diyorlar ki onlar, Haldun Taner sonradan bana anlattığı için biliyorum bunu. Haldun Taner diyor ki ya olur mu diyor. Bak diyor bu Adnan Özyalçın'ın hikayeleri şöyle şöyle falan filan. Ya bunlar hikaye değil diyor Refik Halit Karay'la Sabri Esat Siyavuş'la. O zaman Sait Faik armağanında şöyle bir şey vardı. Sait Faik anlatımına uygun diye. Haldun Taner diyor ki o zaman kafamda bir şey çaktı diyor, bir şimşek çaktı. İstanbul'un anlatan, İstanbul'u betimleyen bir öykü buldum senden diyor, bir pasaj buldum. Açtım bakın size bir öykü okuyacağım demiş Haldun Taner. Açmış, o pasajı okumuş. Tabii Sait Faik şeyine de uygun o, evet. O pasaj. Anlatımına uygun, betimlemesi... duygusallığı bilmem nesi tam Sait Faik şeyi gibi. Ne diyorsunuz demiş. Hem Refik Halit Karay hem Sabri Esat Siyavuş Gül vallahi güzel demişler. Hmm. Yeni bir tat, yeni ama bir şey. Mehmet Seyda'dan vazgeçmeyiz demişler. Ne yapalım? Bölelim o zaman demişler. O zaman Sait Faik armağanını ben Seyda ile beraber aldım. Bölerek. İkimiz bir derazdan. Evet ve uzun yıllarca istikrarlı bir şekilde devam eden öykü yazarlığı devam etti. Şimdi konuşacak çok şey var. Dediğimiz gibi ben yine aynı şeyleri söyleyeceğim Mustafa şey yapıyor ama hocam biz sizi başka programda tekrar konuk alalım. Çünkü İnşallah. Konuşacak dediğimiz gibi çok konu var. Aslında benim de Mustafa'nın da Tabii. bazı soruları vardı. O yabancılaşma konusu çok önemli. Varoluşçuluk çok önemli. Toplumcu yazarlığın o sınıfsal çelişkileri. Yani sınıfsal çelişkiye dönüş. Siz o konuda tabii. tam giremiyoruz bazı şeyleri. Bu tabii ki tabii. bir programa sığmaz ama bir de şöyle bir şey var. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Evet, o da uzun bir hikaye. O şimdi uzun zamanımız bir hikaye tabii. Sen Nur Sezer'in benim gölge yazar olarak Türkan Şoray'ın Burukacı romanını Türkan Şoray romanını yazdığım bir şeydi o romandı. Evet. Türkan Şoray imzasıyla çıktı. O orada bir şarkı sözü gerekiyordu romanın içinde. Senur'a ben dedim ki o zaman ya sen bana bir şarkı sözü yazar mısınız? Senur da o romana Burukacı'yı yazdı ve Burukacı'yı koyduk o roman. Evet. Roman çıktı sonra benim yazdığım yazmadığım bir sürü dedikodular çıktı şeydi. Fakat bir gün roman çıktıktan çok sonra Hasan Saltık Senur'a telefon etti. Senur abla dedi senin Burukacı'nı dedi bir albümde Türk sineması albümünde topluyorum dedi. Senin Burukacı'yı da koyuyorum. Senur dedi ki Burukacı benim değil ki dedi. O Türkan Şoray'ın dedi. Yok dedi, biz Türkan Şoray'a sorduk seninmiş dedi. Ve böylece Burukacı'yı Hasan Saltık Senur'a kaydetti. Şeyde de şimdi sahibini kaydı. Buldu. Tabii sahibini buldu, gerçek. Gerçek evet. sahibi. Yeşilçam'ın çok önemli filmi. Evet. Yeşilçam filmlerinin evet. şeylerini yayınladı, albümlerini yayınladı tabii. Burukacı aslında Adnan Hoca'nın yazdığı, Türkan Şoray evet. adına çıkarılan aslında bir romanın, gölge yazarlığı evet, Adnan Hoca'nın yazdığı bir roman. Evet. Ve Burukacı şiiri de Senur Sezer'e evet. ait. Onu da yad edelim. Onu da verebiliriz. Onunla kapanış yapalım. Söyleyeceğin son söz varsa onu da... Son söz demeyelim de şimdi... Ben üstadım geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadınız. Çok keyifli, çok lezzetli bir program gerçekleştirdiğimizi inanıyorum. Sevgili Murat, ilerleyen dönemlerde Adnan Hoca'mızı tekrar konuk alalım. Şimdi ben her programda bunu diyorum. Biz Adnan Hoca ile tekrar çok iyi olur. Yani müthiş güzel anlattı o dönemi. Anlattı yaşattı. Ve çok güzel yani mesela geçmişe bakıp günümüzü
günümüz edebiyatının yani mesela. Şimdi bu burada ben şunu söyleyeyim, bu mesela yok olan İstanbul'u, yok olan İstanbul'u yazmamın bir sebebi de şu. Aslında evet, biz hani uygarlığı paylaşamadığımız gibi İstanbul'u da eşit olarak paylaşamıyoruz. Çok güzel. Hocam yani, çok güzel konular var. Şu, biz beklesin tamam, izleyiciler. O konuları tamam, biz öyle konuşalım. Çünkü benim de çok hoşuma giden o dediğimiz gibi bir sürü konu var. Nasıl bir dünya düşünüyorsunuz, evet, özlüyorsunuz? Evet. Onlara da gireceğiz bir dahaki programda. Önümüzdeki hafta Burcu Polatdemir konumuz olacak. Kaygı konusu. Hı-hı. Çok günümüzde artık toplumun evet, biraz üzerinde durduğu bir konu. Sonraki hafta yine hocamızı evet, alalım tekrar. Buruk Acı hazırsa Belkıs Özener söylüyor. Türkan evet, Şoray'ın söylediğini hep düşündüğümüz şarkısıyla veda edelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.